Selamlar, benim ismim Yarenur. Ben bugün bir ayet öğrenip sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaf suresi 39. Şeytanın Allah'a sığınırım. Öyleyse sen onların dediklerini karşılık sabret ve Rabbinin güneş doğuşunun önce ve batışından önce hamd eyle tesbih et. Hoşça kalır herkese, öpüyorum seni çok çok. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Gavşiyat Suresini okuyacağız. Kovulmuş şeytanda Rabbime sığınırım. Bakmıyorlar mı o develer nasıl yaratıldı, güne nasıl yükseltildi, dağları nasıl oturtulup kuruldu, yeri nasıl yayılıp döşendi. Gavşiyat Suresi 17-20. Bakara Suresi 222 inşallah. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever. Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere ezberlediğim ayetimi okuyacağım. Şeytanın Allah'a sığınırım. Nemu suresi 86. ayet. Görmediler mi? Biz geceyi onda sükun bulmaları için gündüzü de aydınlıkla görsünler diye yarattık. Şüphesiz iman eden bir kavim için bunda ayetler vardır. İnşallah. Bu şeytanın Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hükümet sahibi olansın. Bakara Suresi 32. Selam arkadaşlar, ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte Gavşiyat Suresini okumak istiyorum. Gavşiyat Suresi. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Bakmıyorlar mı develer nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp taşendi. Gavşiyat Suresi 17-20. Bay bay. Selam, ben Ayşenur. Bugün ezberlediğim ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Ankebut suresi 64. ayet. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ezberlediğim Fatiha suresini paylaşacağım inşallah. Kovulmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Ham, alemlerin Rabbinedir. Rahman ve Rahim'dir. Din gününün malikidir. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca sana yardım ederiz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazabı uğrayanlarınkine değil. Kovulmuş şeytanım Allah'a sığınırım. De ki, davranış, ameller bakımından en çok üstüne uğrayacak olanlara size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Artık onların yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Kıyamet gününde onlar için bir tatil tutmayacağız. Kehf suresi 103-105. Şeytan Allah'a sığınırım ki o yarattığı her şeyi en güzel yapar. İnsanı da yarattığı bir çamurdan başlayandır. Secde suresiydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gözlerin hainliklerini ve yolsuzların sakladıklarını bilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dedi ki benim Rabbim gökte ve yerde söylenen sözü bilir. O işitendir, bilendir. Benim adım Aramin Azitune. Kumu şeytanın Allah'a sığınırım. Hüküm serçe Allah'a aittir. Yusuf suresi 40.